Herkese merhaba, Paris Uygun'a başlıyorum. Dün geldim ama dün başlayamadım, dün çok yorgundum. Şimdi öncelikli olarak Saint-Cloud Bazilikası'na gidiyorum. Telaffuzlar bu şekilde olmayabilir ama sordum az önce de unuttum biraz. Sonra Montmartre Tepesi'ne gideceğim. Sonra Champs-Élysées Caddesi'ne, sonra da Eiffel Kulesi'ne gitmeyi düşünüyorum fakat... Unuttuğum yerler olmuş olabilir. Çünkü yeni yani. Nasıl benim? Neyse. Biz de böyle bir adamız ha. Kahvemi içiyorum, başlıyorum. Görüşürüz. Geldim sayılır. Saint-Cloud Bazilikası'na. Şimdi bayağı bir merdiven çıkacağım. Çünkü bu buradan sonra Montmartre'ye gideceğim. Orası da buranın rakımı en yüksek tepesiymiş. Falan bakacağız. Ya normalde şimdi beremeri biraz kafam yandı da normalde kombinim bu değildi. Dedim ki Paris ne kadar soğuk olabilir. Tişört falan koyayım. Şöyle güzel. Gezeriz. Yağmur yağsa ne olur. Hani dedim ya Paris ne kadar soğuk olabilir. Paris o kadar soğuk. Ya bu kadar soğuk olmamalı. Olmamalı abi. Gerçekten çok soğuk. Ankara'dan falan soğuk ya. Çok yoruldum. Ama geldik sayılır. Çekeceğim şimdi. Abi bak. Bu merdivenleri çıktım. Şimdi. Şimdi bak bak bak. Burayı çıkacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ederim öleceğim. Bak. Bak. 1 kilometre basamak çıktım. Yani hava istediği kadar soğuk olsun. Bu kadar basamak çıkarsan ter dersin. Birazdan da üşüyeceğim işte. Paris'e. Geldik sayılır. Buraya da çıkacağız. Geldik sayılır. Saint-Cloud Bazilikası. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bu bazilikanın Türkçesi de Kutsal Kalp Kilisesi. Sanıyorum böyleydi yani. 1870 yılında Fransa-Prusya Savaşı sırasında iki tane girişimci şöyle diyor. Eğer ki Fransa bu saldırıdan kurtulursa biz böyle bir kilise yaptıralım. Hazreti İsa'ya adayalım falan diye böyle bir kilise yapıyorlar işte. Vallahi sallamıyorum yani. Gerçek bilgi bu. Evet arkadaşlar bu şekilde anlattım. Biz bu kiliseyi adak diyebiliriz yani. O şekilde. Şimdi Montmartre Tepesi'ne gideceğim. Belki de burası Montmartre Tepesi. Tam bilmiyorum. Ama soracağım şimdi. Görüşürüz. Paris böyle para kazanıyor işte. Yok. Dilek dileyecekmişsin. Kilidini takacakmışsın falan. Aga böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok ya. Dediler ki biz de bize yakın bir kilise var oraya gideceğiz. Aynı yerde karşılaştık. Kanka ben buranın her yerini gezdim ama. Gel şurada fotoğraf çekiliriz. Anlatayım sana. Cintao ne yapıyor? Çekin yapıyor. 55'ini kaybettikten sonra. Burası. Bazilika'nın içerisi. Otomatlar falan var. Abi bak bu iş ticareti yapmışlar işte. Sesli konuşamıyorum. Abi kilisenin içinde otomatın içi var. Bu bir, iki. Mum alıyorsun lan. Mum alıyorsun lan. 10 euro mu bu lan? Dur bakayım. 10 euro da var.
2 euroymuş bunlar. Bunlar 2 euroymuş. Bakın böyle bir şey yok. Bakın otomata bak şimdi. Bak bak bak. Bu ne aga? Aga bu ne? Cennetten yer mi satın alıyorsun? Bağış mı yapıyorsun? Vallahi billahi anlamadım bir şey. Abi bak. Böyle bir şey yok. Yok. Böyle bir şey yok. Ne de bu ne? Hemen kapatmam lazım. Şimdi kapatmam lazım. Bir dakika. Şunu göstereyim. Bakayım. Polonyalı bir. Şanzelize Caddesi'ne gitmeden önce Louvre Müzesi'ne geldim. Bu müze dünyanın en büyük sanat müzesi. Mona Lisa falan burada. Yaklaşık 500 küsür bin eser varmış. Ama 35 bin tanesi gösterimdeymiş. Yani bu kadar. Zaten çok çok ünlü bir müze. Şimdi İçeride de çekim yapmaya çalışacağım. Bakalım.
olmaz ya. Bir işte kebapçı. Enteresan. Az önce restoranda Ahmet Kaya'yı çalıyorduk. Benim bir iddiam var. Bence yaz aylarında Side'deki Türk sayısı Paris'teki Türk sayısından daha azdır. Benim iddiam bu. Ben burada o kadar çok Türk yaşamıştım ki yani inanamıyorum. Nereye gitsem bir sürü Türk fotoğraf çektiriyor. Yani tanıştığım çoğu kişi de turistik amaçlı gelmiş. İlginç. Bunu da söyleyeyim dedim. Evet geldik. Şanzelize Caddesi'ndeyiz. Ne düşünüyorsun abi? Genel görüş. Genel görüş. Ya sadece soğuk olmasa çok daha tadını çıkararak dedim her ki, yere gideriz. Dedim ki Paris ne kadar soğuk olabilir? O kadar soğuk. Tamamen o kadar soğuk yani. Şey yok. Ben Ankara'da okudum. Buradan soğuk değildi. Bak, kar yağdığında bile değildi. Aynen. Burası sandı. Dur bir bakalım bir geriye doğru. Evet. Burası biz ortadan girdik sandı. Abi hayır. Buradan dümdüz gideceğiz. Bak. Gel bak. Evet. Burası Şanzelize. Abi ha, tam evet. Baştan gelmemişiz. Bir çeker misin orayı? Şöyle. Bir dakika kamerayı çevireyim öyle. Burası normalde 2,5 kilometre uzunluğunda yol. Yani Şanzelize Caddesi'nin tamamı 2,5 kilometre. Neyse bizi de bir doğru yürüyelim. En sondaki şeyin adı neydi? Mağazaların olduğu lüks taraf bu taraf. Evet. En sondaki yapının adı neydi? Zafer Takı diye geçiyor. Taci. Bunu da bilmiyorum. Nasıl bakışına bakmayın. Aklıma gelmedi şu an. Adidas var. Adidas'a bakalım mı? He? Adidas'a bakalım mı? Gel bakalım. Disney Store var. Sen ne diyorsun Adidas'la ilgili? Ya ben bir tık pahalı dedim. O fiyatları şimdi Black Friday uygulanmış mı, uygulanmamış mı onu herhalde. Yani. Her yerde Black Friday diyor %30. Ama işte şeyi söyledim ya, mesela bir mont alırken onu sen yılda 3 defa mont almazsın. Yani bazı şeyler verilebilir yani. Öyle. Ya adam ne yapmış biliyor musun? Ya zaten bunu kendi yerel satıcısına satayım diye açılmış bir dükkan değil burası. Aynen öyle. Buraya adam 40 yılda bir gelecek. Hani hayatta kaç kere geliyorsun alayım. Gerçekten mantıklı. Diyecek insanlar için yapıyor. Ya Paris'in genel mantığı bu. Yani ama yediğimiz yemek 15 euro. Onda bile. Hangi kaç kere geleceğiz Paris'e? Kıyalım paraya. Hangi yemek? Demek. Ya bir domino yani domino 15 eurodan başlıyor. Her ya şey evet pahalı. Evet. Ha Disney'de. Ya bu buraya, arada buraya bir girelim bakalım. Tamam buraya bakalım. Buraya bakalım sonra. Şimdi Ahmet Disneyland'ın girdi çıktı. Bir şey yok. Yok devam edelim. Yok ha. Şanzelize Caddesi'nde Kapadokya. Ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Evet işte Zafer Takı'ymış burası. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Geldik abi. Burada birkaç tane fotoğraf çekeceğiz. Herkes burada fotoğraf çekiyor. Yolun tam ortasındayız. Taraflardan fotoğraf çekmiyorlar çünkü ağaçlar kapatıyor. Bu kadar. Görüntü bu.
neyse arkadaşlar, ben unuttum video çekmeyi. Şimdi Eyfel'in önüne geldim. Hemen Eyfel'de bir kısaca çekeceğim. Vlogumuz da bitecek. Şöyle göstereyim. Şimdi yukarıdan da çekerim de. Hemen şurada bir bilgi vereyim, bir dakika. Arkadaşlar öncelikle San Nedri'ni göstereyim size. Ha, burası San Nedri. Şimdi yukarı çıktıktan sonra Eyfel'i tekrar çekeceğim. Orada da bilgiler vereceğim. Çünkü buradan o açıyı yakalayamadım. Evet arkadaşlar, Eyfel Kulesi. 1887 yılında yapılmış. 2 yıl sürmüş yapımı. Yani herhalde öyleydi. Buraya bir tane inşaat şirketi yapıyor. İnşaat şirketi de bir şey Eyfel. O yüzden Eyfel Kulesi. Dünyanın en büyük turizm yapılarından biri. Paris'in, hatta Fransa'nın sembolü diyebiliriz. Onun dışında, bunların dışında tahminimce böyle bir şey yapılmamış olsaydı Paris böyle büyük bir turizm şehri olamazdı diye düşünüyorum. Abi ne diyorsun? Eyfel Kulesi'nin şirin bir şey. Bu arada o kadar soğuk ki valla titriyorum ya. Adam bitti. Enerji içeceği falan da içtik de. Sadece gülüyorum yani, onu ısınmak için. Ama dişlerim düşüyor. Gerçekten öyle. Sağ. Ne diyorsun abi? Eyfel Kulesi ile ilgili bir şeyler söyle. Sonra videoyu kapatacağım artık. Eyfel. Nedir abi? Eyfel Kulesi olmasaydı. Aa bak abi, bu şans olamaz ya. Aa. Bak bizim için. O bizim yerimize bir şey söylüyor. 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 Ama güzelsin be Eyfel. küçük Eyfel kuleleri satılıyor her yerde. Aynen, bunu gün farmı ya. Gerçekten. Devre yapmışlar. Gerçi aslında şurada var. Şurada birkaç tane. Gerçekten. Şurada birkaç tane var. Gerçekten. Gerçekten aynı. Oo, çok zor. Paris vlogunu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Paris bu kadar. Evet. Ya herhalde videoları birleştirebilirim. Umuyorum ki birleştiririm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.